Can hoş geldin. Abi hoş bulduk. Ee, çok zor ve e, acı dolu günlerden geçiyoruz. Ee, bir yayında e, yaptık bir e, deprem destek dayanışma yayını. Evet. Ee, yani neler söylemek istersin ee, başta programa başlamadan e, bir şeyler eklemek ister misin? Yani aslında orada söylediğimden çok farklı şeyler söyleyebilir miyim bilmiyorum. Çünkü hissettiğimiz şeyler aynı abi. Geçmiyor kolay kolay, değişmiyor, azalmıyor da. Ama işte yani acımız tabii ki üzüntümüz devam ediyor ama işte keşke onda sınırı kalsaydı yani hep onu söylüyorum ben. Çünkü zaten bunlar çok ağır duygular bir de üzerine işte yaşanan bir yığın felaket, korkunç şeylerle birlikte, ya skandallarla beraber birlikte ya da öyle söyleyeyim. Ee, utanma duygusunun eklenmesi, onunla beraber öfke. Mesela benim orada bahsetmediğim, o yayında bunları söylemiştim. Orada bahsetmediğim yalnızlık. Yani yalnızlık hissediyor herkes. Ben de yalnızlık hissediyorum. Yalnız bırakıldı insanlar. Oradaki insanlar daha yalnız bırakıldı. Ee, bence herkes yalnız bırakıldı. Ama yalnız bırakılan insanlar bir araya geldi. Kenetlendi. Ee, ve acayip bir dayanışma ortaya çıktı. Ee, kesinlikle. Ee, bunu işin dışında bırakmak e, mümkün ama yani e, enkazları başında artık oralar yani biliyorsun o enkazlar cenazeye dönmüş durumda. E, insanlar oradaki cenazeleriyle yalnız, yalnız bırakılmış durumda bence şu anda. E, bunların hepsine şahit olmak e, o üzüntüyü, acıyı e, ve işte dediğim gibi utanma duygusunu çok yukarı çıkartan şeyler ve birlikte yaşamayı yani bu duyguların hepsini birlikte yaşamayı çok zorlaştırıyor. İnsanı e, ezen bir şey haline gelebiliyor maalesef. Ben de aynı şekilde büyük bir acıyla beraber büyük bir öfke hissediyorum günlerdir. Evet abi. Yani o e, ikinci ya da üçüncü gün işte asrın felaketi hesabı açıldığında Twitter'da Aynen. sonraki gün Twitter kapatıldığında e, çok öfkelendim. Büyük bir acı duydum. E, günlerdir, haftalardır herhalde e, çok uzun sürede geçmeyecek bu. E, bir kez daha eee sağlığı dileyelim. Geçmiş olsun diyelim. Evet ay. Senin söylediğin üzerine ben de şunu ekleyeyim. Böyle yaşanan her kötü şeyde, birçok kötü şeyde ya da felaket şeylerde işte umarız bir daha yaşanmaz cümlesini herkes kuruyor. Biz de kuruyoruz belki. Ama galiba o cümleden nefret ettiğim şey oldu benim. Maalesef bu deprem. Çünkü abi yani hiçbir şey değişmiyor bu ülkede. Yani umarım bir daha yaşanmaz hiçbir şey değişmiyor. Yani kadınlar öldürülüyor umarım bir daha yaşanmaz diyorsun. O kadın cinayetleri devam ediyor. Ee, anormal taciz olayları yani akla hayal gelmeyecek taciz olayları bir daha yaşanmaz bir, umarım bir daha yaşanmaz diyorsun yaşanmaya devam ediyor. Deprem oluyor 25 yıl önce umarım bir daha yaşanmaz dedik değil mi orada 99'da? Evet. Dedik. abi e, değişti mi bir şey? Değişmedi. Şimdi de diyoruz ama bir şey değişmeyecek yine. Yani bu cümleden gerçekten nefret ettiğim bir şey e, haline geldi ya da o kelimeden nefret ettiğim e, diyebilirim. Ama umarım bak umarım e, şunu söyleyeyim eee yani gerçekten onu bir daha söyleyeceğim ben. Yani alışmanın hem e, bir bilanet hem de lütuf olduğu bir anı yaşıyoruz belki de. E, yani lanet çünkü yani buna alışmaya başladıkça e, insan kendisini kötü hissedecek. Evet. Bu, bu gerçekten bir lanet abi. Gerçekten çok olumsuz bir şey. Ama e, ya bütün bu yaşananları arkada biraz olsun arkada bırakabilmek için ki yani ona tanıklık eden orada ailesini, yakınlarını, komple ailesini kaybeden insanlar için bunu söylemek de kolay mı bilmiyorum ama e, alışmanın, umarım şunu söyleyebilirim. Umarım alışmanın bir lütuf olduğu anı da en kısa zamanda yaşamaya başlarız. E, ona da ihtiyacımız e, olacak e, gibi gözüküyor şu anda. Aynen öyle. Ee, yani programa geçelim istersen yavaş yavaş. Evet. Bir hatırlatma yapalım programa geçmeden. Sokratessahada.com'da çok özel eşyaların, hatırası manevi değeri çok yüksek eşyaların açık artırması devam ediyor. Siz de teklifinizi vererek çocukların eğitimi yararına düzenlenen bu kampanyaya destek olabilirsiniz diyelim. Ve programa başlayalım. Biz de işimizi yapmak durumundayız. Galatasaray, Nikola Zaniolo ile anlaştı, genç oyuncu Türkiye'ye geldi. Şöyle düşünüyorum Zaniolo konusunda, katılır mısın bilmiyorum. Yani e, daha önce bir yine büyük yıldızlar tabii ki geldi ülkemize ama e, 23 yaşında henüz e, çok genç bir e, yıldız adayının yıldızın e, hmm. Türkiye'ye bu yaşta geldiğine çok şahit olmamıştık. E, sen e, Zaniolu'yu yakından takip etmiş bir resim e, ilk çıkışından bu yana e, neler söylersin, neler beklemeli Galatasaray taraftarı? Ya Garip duruyor, garip bir transfer gerçekten abi. Yani Frank Ribery'e benzetebilirsin biraz. Yaşı, geldiği yaşı hı hı. ve potansiyelini düşününce ki yani Ribery profil olarak bir değildi. yolu değildi. Ama yani olabileceğini söyleyen insanlar da vardı. Tabii çok fazla baktığımız bir yer değildi orası. Ee, biraz o transferi andırıyor. Ee, benzer şeyler olur mu? Çok kısa sürede gider mi? Öyle bir ihtimal de var tabii hı hı. ki. Ki yani Galatasaray muhtemelen transferi yaparken bu şekilde, bu ekonomik şartlarda e, bunu düşünmüştür. Yani önümüzdeki yaz Galatasaray kar edip satabilir. E, çünkü ekonomik olarak gerçekten iyi bir transfer gibi gözüküyor ki bu da gerçekleşmesinde e, büyük bir faktör gibi. O yönden bir yönetim başarısı olduğunu da söylemek lazım. Yani bu potansiyelde adı bundan 2-3 yıl önce gerçekten dünyanın devleriyle geçen bir oyuncuyu daha işte 23 yaşındayken e, Türkiye'ye getirebilmek e, hele bu ekonomik şartlarda muazzam e, ya ben hep şunu söylüyorum abi. Yani Nikola Zaniolo benim son 10 yılda İtalya futbolunda en çok heyecanlandıran yetenekti. Yetenek seti olarak söylüyorum. Evet. Ee, yani çünkü o 1.90'lık boyuna karşın o topla yumuşaklık evet. ve beceri, e, seti dripling kabiliyeti, o ilk dokunuş, pas kalitesi hiç fena değil. E, sürekli ceda sahasına saldırı yapan, toplu topsuz ama topla daha fazla bunu yapmayı seven bir oyuncu olması ve topla beraber çok etkili olabilmesi çok değerli yani 1.90'lık bir oyuncunun toplu ilişkisinin bu kadar iyi olduğunu çok nadir görürsün. Hı hı. Ee, ama tabii işte yani yaşadığı bazı sıkıntılar var. İki kere çapraz bağ kopardı. Farklı ee, dizler Evet. Ee, sana şunu sorayım yani fiziksel olarak son e, sezonda bir geriye gidiş fark ettin mi? Hani gözle görülür bir fark var mı sence? ya O iki arka arkaya çok uzun süre. yani Nereden bakarsam bak bir buçuk, iki yıla yakın zaman Oynamadı neredeyse hiç. Bir sezon hiç oynamıyor. Bir sezonda o çakraz bal <laughs> sakatlığından sonra pandemi geliyor. O yaza yetişiyor. Ama sonraki evet. sezon e, hiç yok. E, uzun süre oynamamış. Çok uzun süre oynamadı. O sakatlıkları arkasında net bir şekilde oyuncunun çok güçsüzleştiğini görüyordun ama ben mesela son dönem izlediğimde daha en azından kuvvetini topladığını gördüm. Ama e, sakatlığı arkasında bıraktı dediğin anda da ee, ortaya bir performans çıkmadı hı hı. son iki sezonu itibariyle yani da son bir buçuk sezon öyle söyleyeyim bu sezonun ilk yarısı Ve geçtiğimiz sezon Ortaya bir performans yok yani gol sayısı yok asist sayısı yok ee, Parça parça maçların içinde etkinliği olan Bir oyuncu gördük ama Alıp böyle bir maçı 90 dakika boyunca iyi oynayan ya da işte Hadi iyi maçlar tabii ki var ama 2-3 maç Bir aylık bir form durumu çok fazla görmekti zanyolu o da ee, Bunda kulüple yaşadığı problemler son dönemde mutlaka etkili olmuştur. Ee, ama şunu söylemek lazım oyuncular alakalı. Yani oyuncu yetenek hissettiğine karşın yani futbol aidiyeti o seviyede mi? Ondan emin değiliz. Ona dair soru işaretleri olduğunu görüyoruz zaten. Yani o fizik, o yakışıklılık, o endam, o yetenekli birleşince abi ister istemez yani futbol dışına kayabiliyor odak. Hı hı. biraz böyle durumları da var. Yani İtalya'da futbol Eee futbol magazin kısmını yakından takip edenler hmm. Zaniolo'nun sağ dışında da hmm. kafasının biraz çalıştığını ya da gittiğinin farkındadır herhalde. 2 yıl önce baba olmuş bu arada. 21 yaşında çok genç bir yaşta. Peki sağ içinde Mertens, Kerem, <laughs> e, Zaniolo, Icardi dörtlüsü sence ne vaat eder? Biraz fazla mı ayağına top isteyen bir dörtlü sence? Ne dersin? Ee, olabilir. Yani Kerem topsuz koşu geliştirmeye çalışıyor. Zaniolo da yok mu? Var ama evet senin söylediğin gibi e, biraz daha fazla. Ama Icardi mesela sal topsuz koşsun, topsuz hareket etsin yapar. Yani aslında o yönden bence çok ciddi sorun yok ama mesela şöyle bir sorun olabilir abi. Yani bu dörtlüğü beraber oynattığı zaman Galatasaray'ın. Şimdi 4-2-3-1 oynuyor Galatasaray ağırlıklı bir şekilde. E, Kerem'in geri dönüş problemlerini Raşit ise... Sürekli bekine gelerek ve zaman zaman savunmayı beşleyerek muazzam bir şekilde kapatıyor. Ve Kerem'in aslında özgürleşmesinde de Raşistan'ın çok büyük payı var. Son dönemde oyun çok iyi değil, evet. Ama ben takıma defansif yönden getirdiği katkıyı çok değerli buluyorum. Şimdi Zanyolo'nun geri dönüş problemleri var abi. Kerem'de var zaten biliyorsun. İki oyuncunun geri dönüş problemleri olduğu ortamda, bir de on numara Mertensi, ee, orta merkezden de çok fazla destek alma şansı yok. Yani Torreira'nın çok fazla kademe yapması gerekecek ve o zaman da bir koruyucu problemi ortaya çıkıyor. Yani Galatasaray'ın topla beraber çok yetenekli ya da çok daha Efektif bir takım olacağı kesin bu dörtlüyle birlikte. Ee, ama topu kaybettiği andaki reaksiyonlar, top rakipteyken karşıma oyununda tabii ki bazı yükler ortaya çıkabilir. Ama mesela şu yönde bir artı olur bence. Şimdi Kerem, Mertens, Icardi, Zaniolo bu dört oyuncuda bence şut, şut frekansı yüksek oyuncular. Ee, topla beraber çok yetenekliler bence hepsi yetenekli topla beraber. Şimdi hem topla beraber yetenekli yani oyunu güçlendiren. Hem de şut frekansı yüksek oyuncuları bir arada kullandığın zaman bu çok korkunç bir silah haline gelebiliyor. Çünkü şut frekansı yüksek olan oyuncular genellikle abi, genellikle diyeyim, e, oyunu biraz e, güçlendirmekten, yani zayıflatırlar daha doğrusu. Ama bu oyuncuların hiçbiri e, oyunu zayıflatan oyuncu değil bence. E, Zanyola da bence tam öyle bir oyuncu değil. O nedenle bulduğu anda şut, çekeni, şut çekmek isteyen bir oyuncu Kerem zaten öyle. Mertens buldu mu her yerden kaleyi yokluyor. Icardi zaten bunu yapmaya odaklanmış bir oyuncu. Şimdi bu dörtlüyü bazı maçlarda gerçekten çok korkunç şeyleri de ortaya çıkartabilir. Ama dediğim gibi ben topsuz oyunda bir şer düşüyorum bu dörtlü için. Fakat sadece bu dörtlü bu bakmayalım abi. Şimdi Zaynol transferi bir fırsat transferi gerçekten. Yani Galatasaray bence zarar etmeyecek. Benim düşüncem bu. Ya yani sakatlansa bile yine Ciddi bir sakatlık daha yaşadı. Galatasaray yine bu fiyatları satabilir Zanyolu. 23 yaşında çünkü. Mutlaka onu 24, 25, 26, 27 de denemek isteyen İtalyan takımlar olacaktır. Büyük takımlar. Ee, şimdi zarar etmeyeceğim bir oyuncuda fırsat şöyle önemli. Bak abi Raşista seneye kalacak mı belli değil. Şimdi Raşista'nın rolü oturmuşken onun üzerine Zanyolu'yu alınca ligin kalan bölümünde bir soru işareti olabilir. En azından kısa vadede. Çünkü ne zaman oturacak bilemiyorsun. Ama Raşista'nın kalıp kalmayacağı belli değil. Mertens seneye biraz daha yaşlı olacak. Dakikaları biraz azalabilir. Ben Zanyolo'nun 10 numarada da kullanılabileceğini düşünüyorum. Ve onu bırak abi. Bu sezon ee, şu da olabilir. Kerem'i Ede kulübesine bıraktın. Adekuk Bey geldi. Yani artık bir Türk oyuncusu daha var Galatasaray'ın. Sol bekte kullanabileceği net kaliteli bir Türk oyuncusu daha var. Solar eşitsa, sağ Zanyolo iki tane ters ayak. On Mertens. Bak Kerem'i dinlendirme şansı var Galatasaray'ın şu anda. E, önde Icardi. Bu dörtlüyü de kullanma şansı var. Hmm. Mertens'i direndirip Zanyolu'yu merkeze ya da belki Zanyolu'yu sağda, Keremi merkezde, Raşit ise solda kullanma ihtimali var galatasaray'ın yani bunlar çok önemli opsiyonlar. Çok farklı ön tarafta çok farklı dizilişler, çok farklı karmaşık düzenler e, ortaya çıkarabilecek e, şeye. Seçeneklere şu anda sahip bence Okan Buruk. Yani bir esneklik de geldi Adekugbe'nin yerli sayılacak olmasıyla beraber evet. ki Kerem geçen sezonun başından beri neredeyse durmadan futbol oynuyor. Yani birazcık dinlenmeye ihtiyacı da olabilir gerçekten. E adekube hakkında teknik olarak bir yorum yapmak ister misin yerli statüsünden bağımsız? Yani yerli statüsü olması ya yani o da inanılmaz bir fırsat transferi evet. haline getirdi maalesef bir fırsat transferi. Evet. Çünkü Hatay Spor'un Gaziantep'in oyuncuları devam edemeyecekleri için... Oynamak da zorundalar oyuncular. Transfer oluyorlar ve işte onların bu durumdan etkilenmesin diye bir yerli statüsüne sayılması da bana gayet mantıklı geldi. Hakkaniyetli geldi. Açık konuşmak gerekirse. Çok ciddi bir eksi var Galatasaray'ın orada. Uçuracak bir oyuncu mu? Değil. Ama zaten uçulması için alınan bir oyuncu da değil. Yani tam bir palyatif çözüm. Hmm. Ben beğeniyorum da bu arada oyuncuyu. Çok atletik. Çok atlet. Mesela o atletizme karşın savunmada, birebir savunmada hiç fena değil. Ben Genelde bu kadar atlet savunma oyuncularının yer tutma problemleri olur. Ben çok ciddi böyle bekin yani stoperiyle mesafe veren bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum. Yani yer tutuşları da fena değil. Ve ayak kalitesi de yine o fizik kaliteye göre bence standartın üzerinde abi. E, tempolu bir oyuncu gidip gelen bir oyuncu mutlaka e, üretkenliğe de katkıda bulunacaktır. Çok e, o yönden şey yapacak bir oyuncu değil. Yani dediğim gibi takım alıp bir yere götürecek bir oyuncu değil ama o Burun bekleri ne kadar çizgide kullanmak istediğini biliyoruz. E, temposuyla gidip gelmelerde o yönden de e, iyi işler çıkarabilir. Dünya Kupası'nda da biliyorsun 3 maçta da oynadı. Biri ilk 11'di. E, orada da hiç fena gözükmedi. O seviyede sonuçta maçı çıkmış olması, ilk 11'de oynaması ki Kanada elenen takımlar içerisinde, sonuncu olan takımlar içerisinde en keyif veren ekiplerden biriydi. İlk iki maç performansını çok beğenmiştim ben. E, o yönden Bence kısa vadede çok net bir şekilde Okan Burak'a farklı çözümler getirecektir. Beşiktaş da çok aktifti ee, geçen hafta. Evet. Ee, Aleksandru Maksim, Omar Koli ve Onur Bulut'u kadroya kattılar. Ee, Maksim e, çok e, skor katkısı yapan bir orta saha. 105 maça çıkmış Süper Lig'de. 60 gol 17 asist. Gollerin çoğu penaltı belki ama Kaç maçta? E, 105 maç 60 gol 17 asist. Oyun bir şey bu. Yani acayip. 77 ediyor 105'te 77. Evet. Hani penaltı olsa da gollerin çoğu bence birçok şey söylüyor. Müthiş bir duran topçu, müthiş bir asistçi. Ee, Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın kilidi açamadığı maçlarda çok katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. %100 ben de öyle düşünüyorum. Yine aynı şeyi söyleyeceğim, mükemmel bir paletif çözüm. Yani e, ligde başarmış olan, ligde uzun süredir olan, ligi tanıyan, evet yani çok yüksek profil mi? Değil. Ama şu anda Beşiktaş'ın zaten ona ihtiyacı yok. Beşiktaş'ın şu anda iş çözecek oyuncuya ihtiyacı var e, ve çok ciddi bir eksikti. Yani maksim profili çok ciddi bir eksikti. O yüzden zaten Jason Fernandez'i on numarada kullandı Şenol Güneş. Daha önce de kullanıldı yani. Jetson kaleye yakın oynamak durumunda kaldı. Orada da fena işler çıkarmadı ama oranın oyuncusu değil. Yani onu bir adım daha geride kullanman gerekiyor. Yani aslında işte onunla altı numara arasındaki köprüyü kurması gereken oyuncu. Ee, Maxim gibi bir oyuncunun yokluğu onu oraya götürdü. Delali zaten olmadı. Ee, Salih hep merkez, derin oynaması gereken bir oyuncu. Ee, Hacı Ahmet o için gelişiyle birlikte ee, Maxim çok önemli, çok ideal bir oyuncu haline geliyor Beşiktaş için. Çünkü, abi yani... Şenol Güneş takımın başına geldiğinden beri bunu hep konuşuyoruz. Öncesinde de böyle bir problem vardı. Beşiktaş'ın çok önemli bir teknik kalite ve pas kalitesi problemi var. E, de yani iki sezon üst üste 15'i var gol attı Süper Lig'de. Antep formasıyla. Hı hı. Ve Antep biliyorsun abi şey değil Kısır ya. bir takım. Kısır bir takım. Yani bak şöyle olur. Antep ağırlıklı bir şekilde derinde bekleyen kontrol giden bir takım. Hı hı. Biliyorsun sen de. Mesela çok atlet bir hücum oyuncusudur. 15 15 15 yapar. Bak ilk geldiğinde Ocak ortası Ocak transferine gelmişti. O sezonu da 7 8 golle bitirdi. Yine 15 gibi bitirdi yani. Sonra üst üste 2 sezon 15 civarı var. Ya bu sezonda hiç fena değildi rakamları e, ilk yarıda. Ki oyun olarak iyice çöken bir takım. Şimdi atlet bir hücum oyuncusu böyle yapılar içerisinde parlayabilir, 15 yapabilir. Ama Maxim bir teknik kalite oyuncusu bu kadar kısır takımlarda, bu kadar savunma temelli takımlarda bu rakamları yapıyorsa bu gerçekten net bir kalite göstergesi. O nedenle ben Beşiktaş'ta da hızlı bir şekilde katkı vereceğini düşünüyorum. Yani şampiyonluk yolundan tabii çok uzaklaştılar. Son Sivas mağlubiyetiyle hmm. beraber. Öyle bir hedef ne kadar e, mantıklı olur bundan sonra emin değilim. Ama takımın sağ içindeki çok net problemlerini çok hızlı çözecek kesin olan bir oyuncu. Çünkü yok yani olmayan bir şey. Hmm. Maksim olmayan bir şey olarak geliyor Beşiktaş'a. Peki şu anda ideal merkezi Beşiktaş'ın sence Jetson, Hacı Maxim şeklinde mi? Muhtemelen. Yani öyle bunu yapacağını düşünüyorum. Ee, bu bence zaten gerçekten teknik kaliteyi çok yukarı hale götürüyor. Karşılama nasıl olur bilmiyoruz abi. Josef'in gidişiyle beraber, ayrılışıyla beraber. Çünkü bir tutucu orta saha gidiyor ve tutucu orta saha oynamadan, olmadan oynayacak Beşiktaş. <laughs> Mesela Maxim'i on numara mı kullanır? Yoksa 3'lü orta saha mı yapar? Ondan da emin değilim. Üç orta saha yaparsa kaleden biraz uzaklaşması, gol rakamlarını Beşiktaşlı olmasına rağmen biraz düşürebilir kısa vadede. Bunlar da var. Ama Josef'in yokluğunda sanki e, yani iki pivot olarak oynar mı? Biraz şüphelerim var. Görmek lazım. E, ama her türlü ben 8'de de 10'da da kaleye yakın oynarsa tabii çok daha iyi olur onun için. Abubakar'a e, Abu yakın oynaması bu kadar golcü bir on numaranın çok farklı kapılar açabilir kendisine değişik bir ikili olabilir. Evet değişik atman. bir ikili olabilir. E, bir palyatif çözümden daha ötesi de var. Beşiktaş'ta sanki Onur Bulut, e, ligin evet. parlayan beklerinden biri ki çağdaş atan, e, artık böyle biraz daha hani içe de sokuyordu Onur Bulut bu sezonla beraber özellikle. E, sen nasıl yorumlarsın? Çok kaliteli bir yerli bek kattı bünyesine Beşiktaş. Vallahi ondan iyi yerli bek var mı oyunda? Ee, aklıma gelmedi. Zaten bir bek problemimiz var yani sol bekte hmm. de sağ bekte de. Gökhan Gönüllü, Caner Erkin sonrası. Yani Caner Erkin'in prime dönemi tabii ki. Yani 34, 33, 34'ten sonraki hali değil. Ee, zaten öyle bir problemimiz var birçok e, takımın. Yani İngiltere dışında her takımın neredeyse sağ bek, sol bek problemi var. O, Almanya'da yıllardır bu sorunları yaşıyor. Ee, Onur Bulut o çok değerli. Tabii Rozier gibi yani ligin bu sezon için söylemeyeceğim. Bu sezon bence hayal kırıklığı ama iyi sabitlerinden, çok iyi sabitlerinden biriyle beraber oynayacak olması Beşiktaş için bir şanssızlık. Yani Rose diye olmasaydı, ah, tam böyle cuk oturan bir transfer denebilirdi. Ee, ama yazın bitiyordu galiba, değil mi sözleşmesi? Ya Gerçi uzatmışlar yeni uzatmışlardı. Onun o uzatma sonucunda 1 milyon euroya zaten Beşiktaş transfer etti. Uzatıp hemen göndermiş. Uzatıp hemen gönderdiler. Yani sözleşmesi uzamış bir onur bulutu. 28 yaşında 1 milyon euroya almak bir başarı ama zaten dediğim gibi yani sözleşmesinde o, var olan bir maddeymiş bu. Hı -hı. Muhtemelen de oyuncu e, bunu koydurdu ya da istedi. Öyle gözüküyor. Yani bir oyun, abi Onur'un şey yapacağı belliydi. Yani bir üst seviye görecek kesindi. Yaşı itibariyle biraz şanssızlık. Geç açıldı ama ben Onur'u şu yönden çok değerli görüyorum. Yani oyunu kurarken de e, rakip yarı sahada yerleştikten sonra bitirirken de yani kurucu ve hazırlayıcı ya da kurucu ve final paslarını beraber yapabilen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben Kayseri Spor'da da böyle kullandı zaten Çağla Çocuoğlu. Yani bazı oyuncular net bir şekilde kurucudur. Bazı oyuncular da net bir şekilde final işlerini yapar. Bunun ikisini beraber yapabilmesi bir bekin. Bir Türk bekin bence çok değerli. Ha, mükemmel mi yapıyor? Tabii ki en eli seviyede yapmıyor ama Türkiye için eli seviyede yapabilen bir oyuncu. O yüzden ben e, oyunun de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ki temposu dayanıklılığı da bence üst düze. Yani Almanya e, kökenli bir oyuncu. Oradan da sanki o özellikleri almış gibi geliyor bana. Büyük, Doğru tabii. Yani altyapı kesinlikle. Bak şeyde söylemek gerekebilir Onur'la alakalı. Yani Galatasaray'ın açık ara en büyük arızaların ortaya çıktığı Kayseri Spor maçının ilk yarıda özellikle bitiren oyuncuydu. Hmm. Onun önüne Mertens'i koymuştu. Yani Okan Buruk o maçtan sonra bir şeyleri neler yapmaması gerektiğini öğrendi. Onur Bulut onu gösteren oyuncu olabilir. Galatasaray'ın sezonunu kurtaran oyuncu belki. Olabilir abi. Yani <laughs> o kadar fazla zarar verdi ki e, o maçta Çağdaş e, Atan Onur Bulut üzerinden o, şeye Galatasaray'a Mertens'i asla bir daha solda görmedik. Onu bitirdi ama onun dışında da Galatasaray'ın bir şeyleri ya farklı yapmalıyım demeye başladığı, bunu sorgulamaya başladığı ilk maç olabilir. Onur o yönden de sezonda bence kritik bir yerde. Omar Colli, yıllardır Sampdoria'da izlediğimiz bir oyuncu. Ee, hani stoper arıyordu zaten Şenol Güneş. Pek e, kadrodaki mevcut e, stoperlerden memnun değildi belki. <laughs> e, onu izleme şansı bulmuşsundur e, yıllardır evet. İtalya'da, Serie A'da. E, ne söylersin, nasıl bir e, oyuncu? Yani, abi sağlam bir oyuncu bence. Yani fizik kalitesi çok yukarıda, hızlı, çabuk. Beli kolay dönen bir oyuncu. Bunun dışında çok üst seviye yaptığı şeyler var mı emin değilim ama zaten ben çok ihtiyaçlı yok. Yani sende Roman sayısı varsa Omar Kohli gibi bir profili transfer etmek yine Ocak ayı için gayet iyi denebilir. Ki Beşiktaş'ın orada bir eksiği vardı bence. Toplar, yani. yetişir. Aynen ee, ama şöyle bir sıkıntı var şey dedik ya, Omar Kolin'in gelişi o yönden bende bir soru işareti oluşturuyor ki yani bunu çözmek de çok zor değil. Şimdi merkez üçlü Hacametovic, Jetson, Maxim. Ama Maxim değil ama gerçi Maxim yerli. Evet, 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 Düzeltiyorum. Düzeltiyorum. Bu ee, alışmak zor oluyor tabii. Aynen. Yani Tayyip'in olmaması bir problem haline gelebilir diyecektim ama e, Maxim'in Türk olması ona e, gerek bırakmayacak. Hı, hı. Yani, ee, Cenk, Maxim, Mert gibi işte. Ya ben çok iyi bir tamamlayıcı olabileceğini düşünüyorum e, roman sayısı. Ve yani Ocak ayında bu kadar uygun profili bulmak çok kolay değil. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani alıp takımı iki kademe yukarı çıkaracak oyuncu değil Omar Colli. Ama zaten Ocak oyunda böyle oyuncu bulmak çok zor. Ki Sampdoria da çok kötü bir sezon geçiriyor. Belki biraz bunun da etkisiyle. E, tabii ki vardır. Yani düşecek gibiler. Tabii çok ki vardır. Çok ihtimalle. Premier Lig'e geçelim mi? Geçelim. Manchester City Arsenal daha doğrusu Arsenal Manchester City ağırladı. bir şampiyonluk düellosu olarak bakıldı maça ve ...gerçekten ilginç de bir maç oldu. Şu açıdan ilginç bir maç oldu. City %36... ...topla oynadı. Paslarının... ...yalnızca %72'si... ...isabetliydi. Ve... ...kendi birinci bölgelerinden... ...attıkları pasların %25'i... ...doğrudan Arsenal'ın... ...yarı sahasına gitti. Yani dikine... ...oynadılar. <laughs> Hiç alışık olmadığımız kadar... ...dikine oynadı Guardiola... Ee, o maçta ee, sen neler gördün taktiksel olarak? Bu uzun top planını e, neye bağlıyorsun Guardiola'nın? Ee, yani i̇ki hoca açısından da bir başarı bence bu. Yani Guardiola'nın bu kadar reaktif bir oyuna dönebilmesi hem Guardiola için bence bir artı. Ee, çünkü kariyerin ilk döneminde hiç olmayan bir şey bu. Artık buna ihtiyacı olduğunu net bir şekilde fark ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü %36 ile bitirdi ve e, senin notlarında da gördüm abi. Bak ben şu cümleyi kuracaktım. Bakmadım çünkü. Hmm. %36 muhtemelen Guardiola'nın en düşük oranını diyecektim. Ama emin değildim bundan. Sen zaten notlarını evet. gördüm Öyleymiş. E, Guardiola kariyerinin en düşük topa sahip olma oranı. Ve bunu maç boyunca istikrarlı bir şekilde yaptı. Tamam, tamamen buna odaklı yaptı. Zaten pas isabet oranından da bu ortaya çıkıyor. Hmm. E, şimdi bu Guardiola açısından bir başarı. Ama aynı zamanda Arteta açısından da bir başarı. Yani Arteta Guardiola'yı buna zorlama zorladı. Evet. E, yani... Guardiola bunu kariyerini 10 sene önce bir yenilik olarak görürdü abi. Şimdi bir güç olarak bir e, çok büyük bir maç galibiyetine çevirebildi bunu. Aklıma Abdullah Şimdi. Avcı geldi. Hani geçen sezon e, onun da böyle bir e, dönüşümünü görmüş. E, Doğru, tabii. Bir şey diyordum. Yani iki oyuncu açısından da çok olumlu olduğunu düşünüyorum ben bu oranın. Yani %64, %36. E, Arsenal'in buna zorlaması... City'nin de isteyerek, bile isteyerek, e, Guardiola'nın bunu yapması. Ama tabii kazanan City oldu. Mesela şeyi gördüm ben, çok güzel bir maçtı bence. Yani çok güzel bir maçtı. Sahiçi e, hadiseleriyle. E, Michael Kost mesela Twitter'da şey yazmış. ya ''Bernardo'yu Arsenal'e karşı bekte kullanması bana göre değil.'' demiş. Ben öyle çok çok katılmıyorum. Arsenal'in ilk yarıda çok iyi oynadığına katılıyorum. Daha iyi oynadığına katılıyorum. Ama bence Bernardo üzerinden çok fazla soru yaşamadı. Arsenal. Bana ben öyle düşünüyorum en azından. Guardiola da maç sonu şey dedi bu ama e, işte bir şeyler denedim yeni olmadı berbat bir sonuç verdi şeklinde bir demeci var. Biliyorum. Başka bir şey için mi diyor? Ya abi şöyle ben bence başka bir şey için diyor. Onu Bernardo düşünemiyor bence. Çünkü ondan sonra şey dedi galiba. E, ön taraftaki oyuncuların rolüyle alakalı bir şeydi o söyledi hatırladım. Bernardo ile alakalı değil zaten. Bernardo ile alakalı olsa devrede değiştirdi abi. 60'a kadar 60 61'e kadar devam etti Bernardo. Bak sol beke Ake'yi çekip maçta çok oldu. Akanji'yi stoper aldıktan sonra Bernardo sağ attıktan sonra o şekilde kazanıyor maçı. Ve hatta şunu söyleyeyim. O, 60'ta o değişikliği yapıyor abi. Ondan sonra gole kadar bir 12 dakika var. Orada topa sahip olmadan %76'ya çıkıyor şeyin. %24 ile o değişiklikten sonra yani Bernardo öne ya çıktıktan Ake sol beke geldikten sonra 11-12 dakika %24 oynayıp orada 2-1 buluyor. City. Ya bunlar çok acayip şeyler. Gerçekten yani bir Guardiola takımının bunları yaşamasını e, asla beklemezdin. Ama hakikaten olumlu bir şey olarak söylüyorum bunu. E, o nedenle yani eğer söylediği şey Bernardo odaklı olsaydı devrede çıkartırdı. Çünkü işler arka tarafta işleri gitmediği zaman bunu Chelsea maçında gördük. Guardiola 46'da yapıyor değişikliği. İki tane değişikliği yapıyor. Kanseri oyundan çıktı mesela o Chelsea maçında. Kanseri onun bardağının taşmasının o Chelsea maçı olduğunu hep söylüyor şey i̇şte İngilizler orada yapar o hamleyi. Başka bir şey söylüyor. Onun taraftaki oyuncuların iç dış e, oyunuyla alakalı bir şeydi galiba o söylediği. E, çok, çok güzel bir maçtı. Üz ama yani bir anda hafta sonu sonrasında Tüm işler... anlatı değişti. Yani orada e, o City'nin Arsenal galibiyeti sonrası hep başlıklar şöyle işte City döndü, geldiler. Bundan sonrası çok farklı olacak ama ee, Arsenal Aston Villa'ya karşı böyle epik bir galibiyet aldı. Sonra City hiç beklenmedik bir puan kaybı Nottingham Forest'a karşı yine terse mi döndü işler? Hani e, yine o problemler mi geri döndü City için soruları da geldi beraberinde. E, City'yi sen e, Nottingham maçında nasıl buldun? E, ya Guardiola maçtan sonra şey diyor, e, en iyi maçlarımızdan birini oynadık diyor. Şimdi bakınca. Girdikleri pozisyonları düşününce haksız diyemezsin. Çünkü kazanması gereken bir maç. Aslında bak her şey tersine döndü diyoruz ya. City'le yine gidiyordu işler. Maçların gidişatına bakınca iki maçta aslında City'nin istediği şekilde bitecek evet. şeyleri durumları ortaya çıkardı. Ama bir anda işler tersine döndü. 90 artı 2'de gelen Arsenal golü galibiyet. Ee, 80 artı da Nottingham Forest'ın attığı golle beraber City'nin puan kaybı. Ee, yani ilk, ben ilk bir saat çok beğenmedim Avesti'yi. Çok kısır kaldılar bence ilk bir saat. Çok hmm. iyi savundu Nottingham Forest. Ama işte böyle 55'ten sonra 55-70 arasında yani öyle şeyler buldular ki orada 2-0, 3-0, belki 4-0 olacak pozisyonları kaçırıyorlar. Haaland bir pozisyonda iki gol kaçırıyor. Ee, öyle baktığım zaman büyük şanssızlık. Ama mesela ben ilk 55 dakika, ilk 60 dakika City'nin sezonunda bazı problemler varsa o problemlerin yine sahaya tezahür ettiğini gördüm. Ya da düşündüm izlerken. Ne gibi problemler? Üretim problemi. Yani Top City'de yani %91 ile başladılar. İlk 25 dakikada %91'di. Ama topla beraber akıcılık ve yaratıcılık yok. City'de o oranlar, o değerler çok düşmüş durumda bu sezon. Yani ya da çok demeyeyim, belirgin bir şekilde önceki sezonlara göre düşmüş durumda. Yine uzun boylu sarışın bir adam mı peki? Onu. E, mutlaka etkisi vardır abi. E, Guardiola da oyuncu 21, 22, 23. golünü atmıştı. Bundan bir ay, bir buçuk ay önce hala adapte olmaya çalışıyoruz diyor. Yani adapte olmamız lazım, bir an önce o halletmemiz lazım diye bir açıklama yaptı. O, o yönden de sorunlar var ama sadece Haaland bakamayız buna. Kaybedilen oyuncular, hmm. e, yani ön tarafta çok değerli oyuncular gitti abi. Jesus, Sterling, Ve çok farklı esneklikler getiriyordu Guardiola'ya. Kontrol oyununda da farklı esneklikler getiriyordu. Presse de çok fayda getiriyordu Jesus. Ee, hem Sterling hem Jesus hem dar alanda hem açık alanda etkili oyunculardı. Şimdi yoklar. Ee, yani düzenli bir şekilde Grealish mahrez oynuyor. İki oyuncu da fena bir sezon geçiriyor mu? Hayır. Grealish formda gibi gözüküyor. Evet. Ama yani gol rakamlarına bakıyorsun. Hala Hı. beklentilerin altında mesela. Yani şey için demiyorum. çok iyi bir maç oynadı City. Alması gereken bir maç oynadı ve şanssız bir puan kaybı. Ama gal bu maçı sıfır 0 bitseydi de o 25 dakika bence sorgulanması gereken bir 25 dakika olabilirdi. En azından ben e, izlerken onu düşündüm. Şey içinde bakın Atingham Forest için şunu söyleyeyim. Premier Lig'in ne kadar zorlu bir lig olduğunu gösteriyor. Ha ilk 11'e bakıyorsun. inanamıyorsun. i̇nanamıyorsun. için şey yani ligin en kötü 2-3 kadrosundan biri dersin. Yani yok yok abi. Jonjo Shelby'ler, <laughs> Morgan Gibbs White'lar, Danilo'lar. En önde hadi Brandon Johnson, hadi çok yüksek profil değil, Galli Milli. <laughs> şey, Wood giriyor. <laughs> Remo, Remo Freuler geliyor abi. Ha. Yani sağ bek, sol bek, Renan Lodi, şey, e, ee, Felipe. Felipe'yi de yeni çektiler. Yani onun da iyi bir transfer oldu. Bence ortaya çıktı zaten sistem maçında. Çünkü gerçekten yani uzun bir periyodu çok iyi savundu Nottingham Forest. E, ee, onu da söylemek gerekebilir. Villa Arsenal içinde puan kaybedebilecek mi maçtı? Ben çok iyi oynadığını düşünüyorum Arsenal'in. Hmm. Ama bazen iyi oynarken de puan kaybedebiliyorsun. Ve aslında bir puan kaybına gidiyordu maç. Skor 2-2 iken 3-2 bulabilecek fırsatlar yakaladı Villa. Direkten dönen topları var 2-2'de mesela. Ve bir Ulayemere takımına ve Villa gibi bir kadroya karşı Unai Emery de onların başındayken iki kez geriye düşüp maç kazanmak çok acayip bir şey. Ee, o inanılmaz bir reaksiyon getirdi bence. Arsenalde herhalde en önemli değişimlerden biri bu sezonla beraber herhalde o mental dirayet. Yani City'ye kaybediyorsunuz çok moral bozucu bir biçimde. Tabii. Ee, i̇ki kere geriye düşüp o baskıyı, o isteği, arzuyu koyuyorsunuz ortaya. E, bu puan kaybı olsa da üstü dört maç puan kaybolacaktı. Ama işte bir şekilde kazanmayı bildiler ve bir şekilde iki kez geri düşmelerine rağmen iki defa gol bulup sonrasında işte o maçı son anda kazanabilecek kendilerini durumun içine sokmayı başardılar. Üç tane puan kaybı yaşamış genel arka ve bunların içinde istihar ve varken ee, hiç kolay bir şey değil. Ve ben yani böyle bir villaya Unai Emery takım başına geldikten sonra Erik tane tavrımar ettiği bir maç var mesela. Çok iyi büyük maçlar oynadılar. E, şey maçı hariç, City hariç çok değerli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Hem puan yönünden Nottingham ile beraber, maç ile beraber hem de böyle bir maçı kazanıp işte o seriyi bitirme ve tekrar moral tazeleme açısından. Peki kapatalım <laughs> sen yavaş yavaş. Tardini büfeyi bu hafta. bir kez daha Sokrates sahada.com'u hatırlatalım. Yeni formalar gelecek. Evet. Yine açık artırma usulüyle satılmaya, satış yapılmaya devam edecek. E, bize destekliyoruz ve herkesi Sokrates Stadı'na e, bekliyoruz. Hoşçakalın.